Bugüne kadar aldığınız en saçma iltifat neydi? Kilo almışsın ama yakışmış. Peki sizi bu hayatta en çok ne heyecanlandırır? Ben çok kolay heyecanlanırım ya bu arada. Yani çok heyecanlı ve her şeye çok heveslenen bir insanım. Arkadaşlarımla bir yere gidiyor olmamız, seyahate çıkıyor olmak, yazlığa gidiyor olmak, sahneye çıkacak olmak, buraya geliyor olmak. Heyecanlanıyorum. Henüz gitmediğin ama muhakkak gitmeliyim dediğin bir ülke ya da şehir var mı? Of çok. Yani Brezilya, Arjantin, Meksika, Avustralya, Amerika tabii ki. Hangi konuda daha iyi olmak isterdin? Hangi konuda? Yani daha müzik anlamında daha becerikli olmak isterdim yani. Şöyle 2-3 tane enstrüman çalayım. Hit üstüne hit yapayım. Onu isterdim. Bir de yabancı dil konusunda. Yani aslında İngilizcem iyidir ama mesela böyle bir yani ikinci, üçüncü bir dil daha bilmek isterdim. Film ya da dizi sektörü ne kadar kötü olursa olsun her zaman peki hangi oyuncuyu izledin? Jennifer Aniston. Evet. Sosyal medyada ne tür insanları takip ediyorsun? Ya sosyal medyada aslında çok fazla insan takip etmiyorum galiba. Arkadaşlarımı ve ailemi takip ediyorum. Sevdiğim, çok hayran olduğum müzisyenleri takip ediyorum. Genç müzisyen arkadaşlarımı takip ediyorum. Influencer'ı da takip ediyorum. Böyle güzel giyinen, güzel yerlere giden çok şey yani bayağı görüp kaydedip mekan falan keşfediyorum influencer'lardan. Sevgilinle ya da eşinle sadece 3 ortak noktan olsaydı bunlar neler olsun isterdin? Sevgilim ya da eşimle 3 ortak noktam. Yani beraber müzik yapabilmek isterdim. Çok eğlenebilmek isterdim. Ve böyle yani beraberken mutlu olalım, aynı şeylerden hoşlanalım isterdim. Şimdi de böyle isterdim deyince de yani aslında bunlara sahip olduğumu düşünüyorum şu an en azından. O yüzden de şanslı biri olduğumu düşünüyorum. Böyle isterdim deyince de sanki gerçek değilmiş gibi oldu. Evet yani bunlar zaten bir ilişkiden beklentilerim. O yüzden de bir ilişki içindeyim bunları alabildiğim için diyeyim. Hoşlanmadığın karakteristik özelliklerin var mı? Çok. Ay ben insan hiç sevmem falan gibi oldu da yani. Tabii ki var. Mesela yalancı insan, açık olmayan böyle. Yani kötü bir şey yapıyor olsa bile insanlar mertçe bunu sahiplenebilsin isterim. Arkadan konuşan insanlar, kıskanç insanlar, böyle başkalarının başarılarına sürekli böyle kötü gözle bakan. Hep negatif insan hiç yok yani. Bu tarz yani beni negatif etkileyen karakter özelliklerinden hoşlanmıyorum. Hep de etrafımda çok pozitif ve neşeli, güzel şeylere odaklanan insanlar var zaten. Değişiklikler konusunda ne kadar rahat hissediyorsun kendine? Rahatımdır, severim. Ama değişik olmayan alıştığım şeyleri de severim. Memnun biriyim yani her şeye uyum sağlarım. Sizce sahip olduğunuz en faydalı beceri ne? Yani en azından becerikli olduğumu düşündüm. Yani şimdi faydasını bilmiyorum ama becerikli olduğum ve iyi ki bu konuda becerikliyim dediğim şeylerden bir tanesi. Müzikte yaptıklarım yani yazmak, kendi çapımda besteleyebilmek, şarkı söyleyebilmek. Çalışkan bir insanımdır. Bunun için, ya bundan da memnunum. Yani çalışkan bir insan olmaktan, sorumluluk sahibi olmaktan.